İtirazı olanların, sesini duyurmak isteyenlerin, destek arayanların buluştuğu bir internet platformu Change.org. Fenerbahçeliler de, hayvanseverler de, kadına şiddete karşı yasal değişiklik isteyenler de orada bir araya geliyor ve ilgi giderek artıyor. Bir önceki yıl 5 milyon 845 bin kişinin imza attığı platformda acaba bu yıl ne kadar imza toplandı? Change.org ekibi de eldeki bu veriyle Türk toplumunun taleplerini, itirazlarını, hassasiyetlerini anlatan bir rapor hazırlamışlar. Bu raporu konuşacağız. Change.org'un iletişim sorumlusu Sırma Süren'le hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki yıldır mı var Change.org Türkiye'de? Üçüncü yılımız bitmek üzere. Nasıl gidiyor? Katlanarak mı gidiyor? Evet, yani oldukça iyi bir durumda. Zaten bu raporun çıkış noktası da biraz buydu. Şeye bakmak istedik, yani sizin de demin söylediğiniz gibi katlanarak büyüyor. Hem imza sayıları hem de başlatılan kampanya sayıları. Yani geçen seneye baktığımızda bugün başlatılan imza sayılarının 2,5 katına çıktığını görüyoruz. Nedir sayılar? Sayılar şöyle, bugün 5,7 milyon insan Türkiye'de Change.org kullanıyor. Bu ne demek? İmza kampanyalarına imza veriyorsunuz ya da kampanya başlatıyorsunuz. Yani 70 milyonun 5,7 milyonu Change.org'a gelip Türkiye'de herhangi bir konuyla ilgili kendi değişim kampanyasını, kendi değişim hareketini başlatıyor. Bununla beraber 15 milyon insanın bu kampanyaları, bunlar çok farklı konularda olabilir. Yani bir gün av ihalesine karşı bir kampanyayı desteklerken siz öbür tarafa dönüp işte Türkiye'deki ifade özgürlüğü ile ilgili bir kampanyayı imzalayabilirsiniz gibi çok geniş bir yelpazeden bahsediyorum. Dolayısıyla çok ilginin hızla 3 kat çıktığını gördük. Biz de bunu biraz analiz etmek istedik. Yani buradaki tam talep ne yönde gelişiyor diye. Bu raporla buna baktık. Aslında bir yerde bu rapor Türkiye'nin değişiminin bir fotoğrafını çekiyor. Bir değişim haritası sunuyor. Bireyler hangi konularda... Dertlerini, sorunlarını da galiba ortaya koyuyor. Sorunların nasıl değiştiğini de gösteriyor değil mi bize? Tabii evet. Yani dertlerini ortaya koyuyor ve onunla beraber yani aslında imza kampanyaları yani hayatımızın yeni birer parçası değiller. Fakat Change.org'da bizim gözlemlediğimiz şöyle bir farklılık var diyebiliriz. Sadece imza kampanyası ya da bir konuyla ilgili imza verdiğiniz bir yerden ziyade insanların örgütlendiği ve hassasiyetlerinin buluştuğu bir konuyla ilgili harekete geçtikleri bir yer. Bu ne demek oluyor? Biraz daha net örneklerden bahsetmek gerekirse. Mesela bizim 2014 yılının en büyük kampanyalarından biri Şahin Yıldız'ın Ekin'e ilaç lazım diye bahsettiği kızı MPS hastası Ekin için başlattığı bir kampanya vardı. Şahin Bey kızının ihtiyacı olan ilacın SGK kapsamına alınması için bir kampanya başlatmıştı. Kendisini 2 aya yakın bir sürede 350 bin kişi destekledi. Bu tabii ne demek? Yani sizin sorununuz olan, sizin çocuğunuz için sorun olan bir konunun bir anda etrafında 350 bin kişinin toplandığını görüyorsunuz. Bu çok büyük bir güç tabii ki. Sizin derdiniz 350 bin kişinin derdi oluyor bir yerde. Dolayısıyla mesela bu başarılı olan kampanyalardan bir örnek. Nasıl başarılı oldu? Yani sesini SGK'ya duyurması gerekiyordu. Çünkü evet, orada imzayı topluyorsunuz. Evet, ama sanki orada paralel bir evren var. Hiç sesinizi de duymayabilir. Sesi oraya nasıl duyurmak gerekiyor? Şöyle, buradaki teknik mekanizma aslında şöyle işte. Siz geliyorsunuz siteye, imza kampanyasını başlatabiliyorsunuz her istediğiniz konuyla ilgili. Orada bir form var. Kampanya muhatabı dediğimiz yani bir konuyla ilgili karar verici kişinin e-posta adresini ekliyorsunuz. E-posta adresini bilmiyorsanız Twitter'daki hesabını ekleyebilirsiniz gibi. Bu şekilde kullanıcılar yani kendine kampanya başlatılan kurumlar, kuruluşlar, özel şirketler haberdar olmuş oluyor. Nasıl yani? Her atılan imzada oraya bir mail mi gidiyor? E-mail gidiyor. Yani 350 bin tane mail mi gitti SGK'ya? 50 imzaya kadar her imza. 50 imzadan sonra e-postayı kilitlememek adına teknolojik nedenlerden dolayı toplu olarak bir e-mail gidiyor ve diyor ki bu konunun muhatabı sensin, bununla ilgili cevap vermek istiyor musun, harekete geçmek istiyor musun? Burada şunu da altını çizmek lazım, raporda da bu zaten ortaya çıkıyor. Çok büyük imza sayıları her zaman değişim getirmeyebiliyor. Yani bazen 100 imza, 150 imzalı çok güzel özel kampanyalar görüyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin bu anlamda çok etkin olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi aklıma hızlıca gelenlerden biri Bursa Büyükşehir Belediyesi engelli ulaşım, toplu ulaşım kartlarındaki kotayı kaldırdı. Yanılmıyorsam 3000 imza gibi bir imzayla. Dolayısıyla her zaman da böyle milyonlar olması gerekmiyor bir kampanyanın başarıya ulaşması için. Yani muhatabının geri
dönüp evet ben sizin talebinizi duydum, bununla ilgili benden talep ettiğiniz aksiyonları alacağım deyip kampanyacıya geri dönüyor. Kimi zaman site üzerinden dönüyor, change.org üzerinden dönüyor. Kimi zaman kampanya başlatan bireye doğrudan ulaşıyor. Dolayısıyla farklı araçlarla kampanyanın başarıya ulaştığını görüyoruz. Bu sene örneğin galiba 16 milyona yakın imza toplanmış. Hı hı. Kaç kampanya başlatılmış? Toplam kampanya sayısı dediğim gibi 2,5 katına çıktı. Şu an tam rakam olarak hatırlayamıyorum ama geçen seneye oranla 2,5 katına çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Peki hangi alanlarda daha çok insanlar dertlerini duyurmaya çalışıyor? Sanki sağlık sektörü Türkiye'de çok evet. sorunlu ve o sorunları çözmek için insanlar geliyorlar. Yani şöyle sağlık evet çok önemli. Yargı belki de. Evet sağlık çok önemli ama en çok kampanya başlatan alan olarak insan hakları önümüze çıkıyor. Bu insan haklarının içindeki alt başlıklardan da şunlar göze çarpıyor. İfade özgürlüğü, haksız tutuklamalar, hasta tutuklular, bunlar özellikle kampanya başlatılan konular içinde yer alıyor insan hakları alanında. Ancak bununla beraber en aktif değiştirmek istediğimiz konu, yani en çok imza verdiğimiz konu aslında hayvan hakları. Yani biz en çok insan hakları ile ilgili kampanya başlatıyoruz ancak hayvan hakları ile ilgili kampanyalara daha çok imza veriyoruz. Bu da sanıyorum hayvan hakları savunucularının sosyal medyada çok hızlı organize olabilmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir anda çok iyi bir iletişim ağıyla birbirlerini harekete geçiriyorlar bu kampanyalar etrafında. Bununla beraber dediğiniz gibi sağlık öne çıkıyor. Mesela Türkiye'deki insan hakları alanında 2014'teki en çok imza alan kampanya ilginç bir şekilde bu Doğu Türkistan'daki soydaşların işte Çin'in yaptığı soykırıma karşı durdurulmasına karşı verilen imzalardı. 400 küsür bin imzadan bahsediyoruz. Onu bu Doğu Türkistan insanlık dışı uygulamaları durdursun kampanyasını Yarbay Mehmet Alkan, Mehmet Alkan hikayesini hatırlarız işte şehit kardeşine karşı yaptığı açıklamalardan sonra Mehmet Alkan yalnız değildir kampanyası vardı ve Levent Üzümcü'nün şehir tiyatrolarından ihraç edilmesiyle ilgili kampanya bunu takip etti. Dolayısıyla çok farklı alanlarda toplumun hassasiyetlerinin yoğunlaştığını görebiliyoruz. 15 milyon insan da bu alanda bu farklı mücadele alanlarını destekliyor Change.org üzerinde. Peki şöyle bir istatistik var mı? Başlatılan kampanyaların kaçta kaçından sonuç alınabiliyor? Şöyle bir istatistik var. 2.7 milyon yani 15 milyon imza yani hatta 16 milyona yakın 15.8 2.7 milyon imza yani 2.7 milyon birey bu verdiği imzalarla Türkiye'de istediği şeyi değiştirdi. Böyle bir istatistiğe ulaşıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bu çok farklı alanlarda olabilir ama en çok en başarılı alanlardan biri insan hakları ile ilgili en çok kampanya açıldığı için insan haklarının da başarılı olduğunu görüyoruz. Bunu çevre, eğitim takip ediyor. Genelde başarı alanları bu şekilde dağılıyor. Gelecek yıla ilişkin projeksiyonunuz var mı? Gelecek ilişkin projeksiyonumuz aslında şöyle, sitenin yani tabii ki Türkiye'deki internet kullanıcılarının da tabanının büyüdüğünü düşünürsek bu alanda da Change.org kullanıcılarının da büyüyeceğini düşünüyoruz ve bununla beraber şu tarz kampanyaları çok sıklıkla görmeye başladık. Birbirinin karşıtı talebi olan kampanyalar. Sanıyorum 2016 biraz bunların bizi sıklıkla gördüğümüz. Çünkü biz Change.org'da gelip her konuyla ilgili kampanya açabilirsiniz. Biz herhangi bir moderasyon, bir filtreleme uygulamıyoruz açılan kampanyalara karşı. Dolayısıyla diyelim ki siz bir konuyla ilgili bir alanda değişiklik istiyorsunuz. Fakat başka bir grupta başka bir alanda değişiklik isteyebilir. Dolayısıyla biz bu tarz birbirine zıt talebi olan kampanyaların 2016'da ben artacağını düşünüyorum. Mesela son Kasım ayının en hızlı büyüyen kampanyalarından biri bu Adana'da rakı festivali vardı. Evet. Bir grup rakı festivalinin yapılmasını istiyordu. Bir grup yapılmamasını istiyordu. Sonunda festivalin adı değişti, yapıldı. Dolayısıyla bu tarz zıt kampanyaların 2016'da daha sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber kullanıcı sayısının da büyüdüğünü yani 15 milyon belki seneye Aralık ayında bu programı tekrar katılabilirsek belki 30 milyon imzalar, 45 milyon imzalardan bahsediyor olacağımızı düşünüyorum. Sırma Süren çok teşekkürler. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.